Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golbar.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. İnşallah kanalımızda çok daha sürpriz sponsorlar, çok daha sürpriz içerikler sizlerle olacak. Sizler yeter ki videolarımıza beğeniyi çok görmeyin. Videolarımızı baştan sona izleyin. Değerli yorumlarınızı bizlerle paylaşın arkadaşlar. Gelelim teknik direktör konusuna. Ben normalde bunu canlı yayın yapacaktım ama 14.53'ten beri Buğra ve İbrahim canlı yayın yapacağız dediler diye ben bunu banttan çekiyorum haberiniz olsun saat 16.04 Yani 27 Mart 16.04 haberiniz olsun Birkaç gün önce Fenerbahçe'de Ferdi Kadoğlu takımdan ayrı program eşliğinde günü tamamladı diye bir haber vardı Sonra yine Ferdi Kadıoğlu çalışmalarını özel programla sürdürdü Atilla Salahi de tedavisine devam edildi diye Bakalım bugünkü ve yarınki durumlar ne olacak ben artık Atilla Salahin'in de Ferdin'in de takımla çalışmalara başlayacağını düşünüyorum. Güney Kore'de bir sıkıntı yaşandı biliyorsunuz. Kim Minji sakatlanarak oyun dışı kaldı. Geçen kimle? Suriye ile maç yapıyorlardı? Asya Dünya Kupası elemeleri A grubunda hafta içi maçında Güney Kore sahasında İran 2-0 mağlup etti. A grubu 9. hafta maçında Güney Kore İran 2-0 mağlup edince Bu arada galibiyet gollerini Heng Ming Song kim Jong-un kaydetmiş. Ee, bizim e, aslında bizi alakadar eden kısım şey. Kaçıncı bitirdikleri grubu. Lider şey Kim Min-ji'nin 79'a sakatlanıp boyun dışı kaldı. İnşallah durumunda bir sıkıntı yok. Yine de haber bekliyoruz. 23 puanla Güney Kore lider. İran 22 puanla ikinci. Grubun 10. hafta başında Güney Kore Birleşik Arap Emirlikleri'ne konuk olacak. İran Lübnan'ı ağırlayacak diye. Şimdi Aklıma şey takıldı. Dünya Kupası'nda hangi futbolcularımız şimdilik mücadele edebilecek gibi gözüküyor? Kim Minji, Rossi ve Valencia. Şimdi Löv gelecek, Löv gelecek. Ismarladığım meydanından tane tane kar gelecek diye. Şimdi Löv olsanız bunların hangisine satılsın dersiniz? Hocam Dünya Kupası'nda oynuyor diye satılmasın satılmasın demez bizim bildiğimiz Löv. Kaliteye bakar, futbola bakar, şuna bakar, buna bakar, Abu bakar. Abu bakar mı istiyormuş Löv? <laughs> yani benim bildiğim Löw Kim jinin gitmesine kesinlikle müsaade etmez yani normallikle değil kesinlikle müsaade etmez ee, diye düşünüyorum Löw demişken şimdi Löw haberlerine ilgili çok flash bir şey açıklayacağım size bu videoyu baştan sona izlerseniz lövle ilgili bence en güncel gelişmelere sahip olursunuz en güncel gelişmelerden haberdar olursunuz. Önce şunu söyleyeyim. Aylardır söylediğim duyumu bir kez daha söylüyorum. Ben de söylesem, başkası da söylese, Ali Koç da söylese, Löv de söylese, hayırlı olsun Fenerbahçe'yle anlaştım dese resmi imza atılmadan hiçbir şeye inanmayın. Bu bir. İkincisi, Löv'den önce Almanya'dan transferi geliyor diye bir haber. Yani Löv'den önce transferi geliyor diye bir haber. Şimdi ben tahmin ettiğim şey Roland Salai'dir kesin dedim. Çünkü Joachim Löw gelecek iddia. Hakikaten de Alman basını Roland Salahi ile anlaşma sağlandığını iddia etmiş. Şimdi Ali Koç yönetimi Fenerbahçe'de görevi Löw'e devredecek. Yaz döneminde de bazı oyuncular transfer hedeflenecek. Alman basını listenin ilk sırasına Macar futbolcuyu koydu sosyal medyadan takip de almıştı. Aleve meclisi yapmıştı diyor. Atila Salay'ın kan kankiş dostu, yakın dostu. 24 yaşındaki oyuncu her iki kanatta da forma giyebiliyor. Yani 5 oyuncu Fenerbahçe'de Rogon menajerlik şirketinin 5 oyuncusu Fenerbahçe'de forma giyiyor. Ve olumlu rapor var. Almanya'nın Freiburg takımında oynuyor. Bu sezon 27 maçta forma giyen 24 yaşındaki kanat oyuncusu 2 gol 3 asist yapma başarısı gösterdi. Sezon sonu sözleşmesi bitiyor diye hatırlıyorum ama bir taraftan da aklımın bir ucunda da bitmiyor diye biliyorum. Salayinin. Ee, yani bir taraftan da bitmiyor diye biliyorum. Çünkü uzattı diye hatırlıyorum ama son sözleşme zaten 9 Mart 2021 yazıyor. Valla sözleşmesini falan feshetme durumlarının olacağını zannetmiyorum. 4,5 milyon euroya almışlardı. Hani 2-3'ten aşağıda göndereceklerini zannetmiyorum. Ama denenmeye değer bir isim. E, gerekirse bir scouting videosu da çekerim. onunla ilgili. Ama şu an durum sıkıntı. Hocam, Dezerbi. Şaktar Donetsk'e teknik direktör Dezerbi ile yollar ayrılmış. Ne diyorsun? Bir girişim olur mu? Bir çıkışım olur mu? Yani her sözleşmesini feshedenden şey beklemek mantıklı değil. Ha hocam işte Dezerbi çok iyi 42 yaşında İtalyan evet gayet güzel 20 maç şey 30 maç 20 galibiyet 5 beraberlik 5 mağlubiyet ki Şampiyonlar Ligi'nde 4 mağlubiyet almış. 2 beraberlik almış. Lig'de 15 galibiyet 2 beraberlik bir mağlubiyet almış. Yani başarılı gözüküyor. 2.17 puan ortalaması gözüküyor. Ama yapmayın etmeyin şaklarda bir kültür var. Yani şaklarda ayaksa bir kültür var. O kültürün üstüne ben de gelsen, başkası da gelse hemen hemen benzer şeyler yapar. Mühim olan şampiyonlar liginde gruptan çıkmak. Yarı final, çeyrek final oynamak. Onu söyleyeyim. İtalyan basını Fenerbahçe'nin bir süredir Marcelo Bielsa ile iletişim halinde olduğunu yazmış. Bu şimdi gerçek değil. Bak Yazın ben söyledim kimse inanmıyordu. Şimdi ben diyorum ki kesinlikle biz bir elsa ile falan görüşmüyoruz. Bir elsa bir elsa ihtimali yok. Bak yazın ben söyledim kimse inanmıyordu. Şimdi yine ben söylüyorum yine kimse inanmayacak diyecektir ki diyecekler. Yani yok hiçbir ilgimiz yok bir elsa ile. Barış yurdu seven. Evet en beğendiğim son günlerin en doğru duyumu. Son günlerin en doğru duyumu geldi. Barış yurdu seven. Almanya'dan değerli bir antrenör abimden aldığım bilgiye göre Löw potansiyelli gurbetçi Türk futbolcuları hem izliyormuş hem de izlettiriyormuş. Arkadaşlar bu duyumun doğru olma sebebi benim bu duyumu yaklaşık 3 ay önce vermiş olmam değil tabii ki. Şimdi diyorlar ya niye üyeler kanalına? Yani niye para verip üye oluyorlar? Yaklaşık 3 ay önce benim Dememden dolayı değil. Yani kaç tane gurbetçi geleceği, hangi isimler. Bakın dün kanalda bir video paylaştım. Fenerbahçe'nin ilk transferi diye Salih şeyin resmini paylaştık kanalda. Güzel bir kapak resmiyle Salih kardeşimizin. Şimdi birçok kişi demiştir ya işte clickbait yapıyor, Salih'i almadı Fenerbahçe, başkasını aldı, şöyle yaptı, böyle yaptı. Ben haybeden yere kapağı o resmi koyup da hayırlı olsun yazmam. Bunu da unutmayın. Bu aklınızda kalsın. Hocam gerçekten gurbetçi arayışında mıyız? Gurbetçi arayışı ne demek yani? Gurbetçi hayranlığı içerisindeyiz. Bir ay önce ben bir lövlü bir video attım. Dur. Hemen şurada. bulacağım Hemen hemen. Canlı yayınlara bakıyormuşum. Dur şurada. Normal videolara bakayım. Hemen burada bir yerde. Yoklanmaya bir ayı. Bir ay olmadı dur. Kuzey'in oğlu Volkan Konak. O, o değil. Güney'in oğlu o da değil. Ah ben toplulukta da paylaş bunu izleyin diye. Hatta löv kapak resmi vardı. Şey ee, davum kapak resmi vardı. Gurbetçi bahçe gibisinden bir şey vardı. Ha buldum. Son dakika Fenerbahçe'de 18 Mart'ta paylaşmışım. Yani 9 gün önce paylaşmışım. Aylar önce değil. Davum sürprizi. Transfer taarruzu yine Ümit Milli Fenerbahçe'me. Mi? Bu videoyu izleyin. 18 Mart'ta. Bakın kapakta Çağatay var, Altay var, Arda var, O'Say var, Alex var, Davun var. O videoyu bir kez izleyin. Sonra bu videoyu tekrar izleyin. Demek istediğimi o zaman anlayacaksınız. Şimdi mesela Almanya, Danimarka birçok isimlerin geleceği söylentisi şu anda konuşuluyor. Bakın İshak Bural nereden geldi? Jojin Yurt dışından geldi. Ama Joe'nun şöyle bir özelliği var. Hani Joe Gingio'nun özelliği e, o başka scouting eseri. O e, davumdan falan alakasız ya da lövden alakasız. Yurt dışından birçok isim var. Bakın Elif Elmas en kar marşıdasıydı. Ama onunla da alakası yok. Mesela Cemali Doğan diye bir isim. 17 yaşında Dortmund altyapısında futbola başlamış. Şu anda Bielefeld U19 takımda forvet olarak oynuyor demiş. O e, Mesela bu isme ilgimiz var mı? Var. Bir teklif götürdük mü? Götürdük ama imzalandı kesin bizde. Şöyle bir alakası yok. Asla böyle bir şey söylemeyin. Asla böyle bir şey söylemeyin. Bakın, çocuk 17 yaşında. 19 Temmuz 2004 doğumlu. Yani alırsan seni iyi oynatabilirsin A takımda. 15 maçta 2 golü var. 1200 dakika. Hocam bu mu ya? Yetenekli dediğin oyuncu bu mu? Allah'ını seversen diyeceğinizden eminim. Arkadaşlar bu isimler, bu arkadaşlar farklı özellikleriyle keşfediliyor. Yani siz istatistiğe bakmayın. Ha ben şunu söyleyeyim. Şahsım adına söyleyeyim. Bu arkadaşı aldık diyebilirdim. Ama bir pürüz var. O pürüzden iptal olursa bir şey diyemem. Ama aldık demek üzereydim. Şu an için bekleyelim diyeceğim arkadaşlar. Fakat bu arkadaşımız gibi birçok arkadaşımız var. Mesela Salih Özcan diye bir isim var. Ee, milli takımda izleyeceksiniz. Belli mi olur belki çıkış maddesi falan filan vardır. Bir şeyler sıkıştırılmıştır. Ona bakarsınız. Hocam löv gelirse biz öyle gençlerle, bebelerle, şebelerle uğraşmayalım. Kime alalım şekerim? Hocam Manchester United'da. Manchester United'da sözleşmesi sona erecek futbolcular var. Hangisini görmek istersin? Hepsini. Paul Pogba. Kim istemez? Ersan bile ister. Ersan Pogba 55 milyon euro değeri var. Siz Crespo gibi çöplere layıksınız. Siz bunu istemezsiniz. Bu size fazla gelir der kesin. Pogba imkanı yok arkadaşlar. Yani Allah var. Şimdi ben Pogba diye başlık küfür yerim. Lingard 29 yaşındaki Lingard 34 yaşında Lingard olsa belki. O da yok. Edison Cavani biliyorsunuz ampulü bulduk Cavani'nin dedesi. İnanmayın siz. Kavani'nin dedesi buldu ampulü. Edison Kavani. Hatta Türk sinemasında oynayan o başka. O Edison. Ligard. Hocam bizim Ali hoş gider Grant alır. 39 yaşındaki kaleciyi. <laughs> yok yok. Bir de şey var. Juan Mata var. Cık. Göz bir Mata'yı arar. Göz her transfer döneminde bir Mata'yı arar. 33 yaşında. Göz arar arkadaş. Niye aramasın? İspanyol 1.70 boyunda kıpır kıpır şey 10 numara kanatlarda oynayabiliyor. Yalnız biz alırsak kanatta oynatırız. Biliyorsunuz değil mi Fenerbahçe? Yani şu an bu listeden Kavani'ye ciddi ciddi talibiz. Arada birçok isim de var. yani Onu söyleyeyim. Yani İspanyol kulüpleri falan da almaya çalışıyorlar. İşte 1 artı birler şunlar var. E, teklif 1 artı 1. Ev değil. E, teklifler sunuluyor. Bizim ciddi ilgimiz var. Almak istiyoruz. Ne olur nasip, yani nasip, onu söyleyeyim. Nasip yani ne olur ne olmaz nasip. Ama bizim ciddi ciddi bir ilgimiz, bir alakamız var sevgili arkadaşlar, değerli kardeşler. Onu söyleyeyim. Ee, hocam bak alırsak yer yerinden oynar işte. Kanala şu kadar abone getirin, hiçbir şey yapmazsınız. Hiçbir şey yapmazsınız. Benim e, gördüğüm, gözlemlediğim hiçbir şey yapmazsınız arkadaşlar. Hiç kusura bakmayın. Yani dürüstlük değişik bir erdemdir. Her bünye kaldırmaz. Şu anda bu kanalın en az 200 bin abonesinin olması lazımdı. Verilen sözler geri çekleşseydi. Onu söyleyeyim. Peki hocam özetle bize şunu söyle. Löv geliyor mu gelmiyor mu? Ya videonun başına ne söyledim? Ya hocam videonun başını boş ver. Sen bugün itibariyle duyumlarından bahset. Bugün itibariyle löv hayırlı uğurlu olsun. Bugün itibariyle. Fakat size birkaç soru sormam lazım size ya birkaç soru sormam lazım. Buraya bir yere not ettim. Dur. Birkaç soru soracağım. Ee, bulmam lazım. Kusuruma bakmayın. Devre arası kiralık getirdiğim futbolcuyu apar topar kadro dışı bırakmak. Ha. Birinci sorum şu. Birinci sorum şu. Sizce bu sene ligden düşme kaldırılır mı? Çünkü hakemlerin olayı malum. Sonra geri geldiler, ettiler falan filan. Yani durum bu. İkincisi bana bir duyum geldi. Bu duyumu paylaşamam. Siyasi içerikli bir duyum bu. Yani birilerinin provokatif hareket yapacağına dair bir duyum geldi. Onu paylaşamam da kimseye de söyleyemem. Söylediğin zaman kötü sen oluyorsun. Ama e, ben şunu söyleyeyim. Hiçbir siyasi partinin üyesinin hani sporla ilgili provokatif hareketler yapmaması lazım. Ülkemiz zaten zamlar şunlar bunlar dünyada sıkıntılar var. Onu söyleyeyim. E, bu sene düşme kaldırılır mı? Şu, Sebebini de şunu söyleyeyim. Bazı takımların UEFA'ya ve FIFA'ya şikayet mektupları gönderdiği bu sezonun ee, şaibeli oldu. Önümüzdeki sezonda çok ciddi bir incelemeyle başlatılması gerektiği yani artık önümüzdeki sezon bütün hakemlerin hesaplarının, telefonlarının şunun bunun kontrol edilmesi gerektiği falan filan. İşin tuhaf tarafı ne biliyor musunuz? Abramov için Göztepe'yi alma ihtimalini de işin içine katmışlar. Demişlerdi ki işte çok ünlü bir Rus milyarder düşmek üzere olan takımlardan birini alırsa zaten başvuru da var düşme kalkar mı diye zannetmiyorum. Asıl o zaman düşürürler dedim ben de. Zaten Ruslara karşı bir sıkıntı yaşıyorlar. Sorum şu. Mesut Özil. Mesut Özil olayı size iki şey şık sunacak. Ya löv kesin Fenerbahçe'de ya kesin gelmiyor. Yani löv gelmiyorsa İsmail Kartal %100 geliyorsa da löv %100. Şimdi ya İsmail Kartal %100 ya löv %100. Sorum şu şekilde. İyi dinleyin. İki seçenek sunuyorum. Sizce hangisi? Birincisi İsmail Kartal'la devam. Yani İsmail Kartal'la devam edilecek. Bakın Mesut Özil çalışmıyor. Çalışmayanı kovuyorum. Benim arkamda yönetim duruyor. Mesajı verip bir şeyler yapılacak ki Süper Lig için bence doğru seçenek. Yani çok para harcamaya gerek yok. Avrupa'da zaten başarı gelmeyecek. İki. Löv kesin gelecek. Ulan ben Mesut topu unutmuş, futbolu unutmuş, sahada yürüyor. Ben bununla falan iş yapmam. Ben size gurbetçi 8-10 tane topçu getiririm. Yeni mesutumuzu kendimiz üretiriz. İhale bana kalmasın. Hani bir sıfır yenik başlamayayım diye e, iş yapıyor. Şimdi bu iki sorunun içerisinde siz söyleyin bakalım. Sizce löv mü gelecek? İsmail Kartal'la devam mı edilecek? Ben soruyu size yönelttim. Siz bana sormayın. Siz cevaplayın arkadaşlar. Hangi mantık size daha mantıklı? Hocam senin kişisel fikrin nedir? Ben kişisel fikrim falan filan söylemeyeceğim. Ben üyelere bir buçuk iki ay önce bir duyum verdim. Abonelere de verdim. videolarda var. Ama videoları iyi izlemediğiniz için ya da hiç izlemediğiniz için yorumlara yazıp da neydi neydi Aa, hoca ne dediydi duyum neydi diye sormanıza gerek yok. Kimse de söylemez. Yani biz mi izler adam. Ben o kadar izledim sen de izleseydin der. Size soruyorum. Sizce löv mü kesin İsmail Kartal mı? Hocam üçüncü bir seçenek yok. Davun mavum diyordun zannetmiyorum. Ersun Yanal diyordun diğer videoda zannetmiyorum. Yani Ali Koç'un devam edeceğini düşünerek. Ha, Ali Koç değil de başka bir başkan gelse her şey olabilir. Her an her şey hazırlıklı olun. Olağanüstü seçim olursa. Hocam olağanüstü seçim diyorsun. İhtimal var mı? Var. Yüzde kaç? Yüzde beş. Uğur Dündar seçilirse yüzde doksan beş. Diğer videonun da sağlaması olsun bu video. Yani diğer videoya bakıp da clickbait yapmış burada ihtimal mi ihtimal söylemiyor kesin demiyor. Demeyin alın size %100 yani %95 ihtimali bir şey söylüyorum. Umarım mesajları net anlıyorsunuzdur. Bakın transfer sezonundayız. Artık işaretlerden bir şeyler çıkarın. Mübarek Ramazan ayı da geliyor. Bir de bugün bir arkadaş sabahtan beri kafamı şişirdi. İstanbul'da bugün deprem olacak, 3 milyon kişi ölecek şöyle böyle. Kaynak kaynak adminin gönlü. Adminin gönlüymüş. İşte İmam Rabbani'nin kitabı varmış falan. İmam Rabbani'nin bir tane kitap var. Mektubat-ı Rabbani diyorum. Öyle bir şey yok. Zamanında yolculuk yaptı. Arkadaşlar aklınızda kalsın. Hani dini sohbet yapmanın bazıları rahatsız oluyor ama peygamberlerin gerçekleştirmediği yani Allah tarafından onlara e, ikram edilen ve onların gerçekleştirmediği hiçbir mucize hayatta yerini bulmaz. Misal Hazreti Süleyman rüzgarlara hükmediyordu. Ne oluyordu? Çok uzun e, mesafelere kısa sürede gidiliyordu. Şimdi rüzgarların vesaire vasıtasıyla bulutların üstünde uçakla kısa sürede gidiliyor. Ne oluyordu? Hazreti Süleyman'ın özellikle e, Belkıs'ın tahtının getirilme olayı vardı. Belkıs geldi baktı ki taht orada. Kaç tane kapının arkasında kilitliydi. E şimdi caddela onu ile görüyorsunuz mesela ya da bu videoyu izliyorsunuz. Dünyanın neresinden izliyorsunuz? Şimdi cinlerle konuşması vardı konuşanlar var. Ben de konuşuyorum. Cin olmadan adam çarpmaya çalışan çok kişiyle konuşuyorum. Çok şeytanla konuşuyorum, çok cinle konuşuyorum. Yani muhabbetimiz iyi. Ee, benden uzak olun diyorum. Yine de yaklaşmaya çalışıyorlar. Mesela yorumlarda görüyorsunuz bir sürü şeytan cin yorum yapıyor arkadaşlar. <laughs> görüyorsunuz yani. Kanalı takip etmeyin. Niye? Hayır işi yapıyor bunu. Bunlar takip etmeyin. Bunlar forma falan da atıyor. İnanmayın. Diye yani çok şey var. Başka mesela ölülerin diriltilmesi. Şimdi adam ölüyor. Dıt dıt diyor. Bir tane kalbine bir çakıyor. Dıt dıt. Tekrar diriliyor. Al sana ölülerin dirilmesi. Değil mi? Yani neler var neler ya. Hani mucizeler. Değil mi? Bakın yani peygamberlerin gerçekleştirdikleri mucizelere bakın arkadaşlar. Hocam iyi de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in de Miraç mucizesi var. Buradan göğe yükseliyor. O ne? Uzaya çıkılıyor işte. Mars'a falan. Artık şey gibi. Abi ya akşam dörtte Mars'a gidiyor. Geliyor onu falan. Artık ona dönüyor iş. Çıkılıp geliniyor. Değil mi? Aşamalar kat ediliyor. Göğe yükseliyor insanlar. Ya bir düşünün arkadaşlar. Bir mucizeleri düşünün. Ya bir mucizeleri düşünün. Bakın. Hocam zamanda yolculuk. Ama Peygamber Efendimiz'e zamanda yolculuk yapmış. Kıyameti bahsediyor. Ya zamanda yolculuk yapmasına gerekiyor ki. Allah gönlüne vahyeder söyler. Mesela ee, benim geçen gün şaşırdığım bir olay vardı. Çok enteresan bir olay vardı. Ee, dini olarak birçok arkadaşımız bilmez bunu. Ee, ya şaşırdığım olayı ben iki saat anlatmayayım size. Et, et dahi 79 yazın. Et dahi bölümünün detaylıca inceler misiniz diye. Orada 79 tarihi var. Onu inceleyin. Bir şiir var. Şiirde 79 tarihinde öleceğini, söyleyen bir e, din alimi var. Bakın ki 79'da vefat ediyor. Ben çok şaşırmıştım. İnanılmaz şaşırdım. Yani benim bildiğim kim söyleyeceği tarihi bilmez. Ha, Allah tarafından gönlünüze ilham edilirse ayrı mesaj. Çok şaşırdım mesela. Hala da hayretler içerisindeyim. Hala da hayretler içerisindeyim. Ha, öbür türlü. Ben size gelecekten haber vereyim mi arkadaşlar? Bugün 27 Mart 2022. Hatta Aleyna Tilki'nin bile böyle bir şeyi var. Gelecekten haberi var. Bugün pazar diyor. Yarın pazartesi, ertesi gün salı diyor. İnanılmaz. Bravo. Nasıl bildin vicdansızın kızı. Zalımın kızı. Bu böyle bir şey değil ya. Mayalar bilmem şu tarihte de deprem olacak, kıyamet kopacak dedi. Hepiniz şey yaptınız. Hocam bugün diyor İstanbul'un yarısı uyumadı biliyor. Niye diyor? Bu tarihte de bir şey varmış. Deprem olacakmış. Ulan uyumayacak bir şey yok ki. Kul hakkı yemeyin. Millete iftira atmayın. Çalmayın çırpmayın. Adam gibi dininizi, imanınızı yaşayın. Bitti. İslam çok şey bir, kutuplu bir şeydir. Yani İslam'ın birçok kutubu vardır böyle. Hani beş parmak gibi düşünün. Beş parmağı da çalıştırman gerekir. Misal veriyorum. Burada kul hakkı yemiyorsun. Burada domuz eti yemiyorsun. Ama burada gidiyorsun sağa sola iftira atıyorsun. Günah pointsleri yükleniyorsun. Belki iftira attığında bütün sevaplar pointsleri götürüyorsun. Ne bileyim Ramazan'da mesela adam oruç tutuyor. Çok güzel. Gidiyor sataşıyor. Bak zaten oruçluyum ana avrat sövedim diyor. Lan oğlum tutma o zaman o orucu. oruca bari şey yapma suç yükleme. Bir şey yapıyor yapıyor hani şeytan demiş ya oğlum uzak dur onlar insanlar onlar her haltı yer. Sonra şeytan yaptırdı der iftira yemeye durduk yere diye. Ben çok görüyorum domuz etinden kaçtığı kadar kulaklı yemekten kaçmayan insanlar var. İnanın domuz eti yese daha az günah girecek insanlar var. Domuz eti yeseler daha az günah girecekler. Var çevrenizde de var. Belki bu videoyu izleyenler de var. Belki ben de öyleyim. Allah böyleysek de yolumuzu sıratı müstakim yapsın. Hepimizi doğru yola iletsin. Ben insanların yediğiyle, içtiğiyle hani içki, kumar, şu bu ondan değerlendiriyorum. İnsanların kalbine bakıyorum. Fiillerine bakıyorum. Adam içki içiyor, alkol kullanıyor. Bilmem ne yapıyor. Ama bir Allah'ın kulunun hakkını yemiyor. İnanın birçok arkadaştan daha Müslüman geliyor bana. Yani ben size bir şey söyleyeyim ki İslamiyet'te en büyük günahlardan birini söyleyeyim mi? Yalan söylemek. Peygamber Efendimiz'e soruyorsa Müslüman cimri olur mu diyor. Olur diyor işte. Müslüman diyor ne bileyim tembel olur mu? Olur diyor. Uykucu olur mu? Olur diyor. Ne olmaz diyor. Yalancı olmaz Müslüman diyor. Müslüman yalancı olmaz diyor. Bir bakın bakalım. Çevrenizde yalan söylemeyen bir tane adam gösterin bana. Neyse iş bayağı uzayacak. Öyle İstanbul'da İstanbul'da deprem olmazsa Rahat ol. Ha, ilimle bilimle hani hayatta en hakiki mürşit ilimdir ilimle bilimle hareket edecek olursanız fay hattı diye bir olay var. Kırılma evresi var. Hani şu tarihlerde kırılabilir. Gittikçe zayıflıyor diye bir olay var. Hani hocam kayıptan haber vermiyordu. Hava durumu nasıl oluyor? İşaretlerle oluyor. Onu da söyleyeyim. Hani işaretlerle burada meteorolojiye çalışan kardeşimiz de var. Mesela Kayseri için dün, dün için, cumartesi için yağmurlu denildi. Güneşli denildi. Sonra denildi ki hafif kar yağıştı. Karla karışık yağmur dedi. Dün felaket kar yağdı. Felaket İnanma bugün de hiç kar yok ortada. Yani gaybı Allah'tan başkası bilemez. Allah ilham ederse bilebilirsiniz. Bilginiz olsun. Kusura bakmayın kafanızı ağrıttıysam ben bu dünyaya niye geldiğinizi hatırlatmak istedim sadece. İnşallah niye gelip niye gittiğini bilenlerden oluruz. Görüşmek üzere.